Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı takip edenler bilirler. Biz geçtiğimiz günlerde Creality'nin bir 3 boyutlu yazıcısını test etmiştik. Onun da linkini yukarılardan bir yerden koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu yazıcıyla beraber böyle birçok şey bastık. Hatta o incelemede de söyledik arkadaşlar sizlere. Bu baskıları alabilmemiz için bir yazılıma ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Ki bu bütün 3D yazıcılar için geçerli. Creality'nin biz CR6SE modelini test etmiştik ve o modelle ilgili görüşlerimizi de o videoda anlatmıştık. Hem o modelde hem de Creality'nin farklı modellerinde ya da farklı yazıcı markalarında mutlaka bir slicer isimli yani dilimleyici bir yazılım kullanmanız gerekiyor. Hatta bununla ilgili ayrı bir video çekeceğimizi de söylemiştik. İşte şu anda o videonun tam da içindesiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Creality'nin Creality Slice ismini verdiği yazılımı anlatacağız. Bizdeki sürüm 4.8. Siz bu videoyu belki birkaç sene sonra izlersiniz. Sürüm sayısı değişmiş olabilir. Ekran görüntüleri bir parça farklılaşmış olabilir. Ama genelde bu tarz bir yazılımı kullanırken göreceğiniz ekran görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. 3D yazıcıda bir şey basmak istiyorsanız öncelikle bunun bir dokümanına ihtiyacınız var. Ve genelde en çok yaygın olarak kullanılan doküman STL uzantılı dokümanlar. Bunları farklı farklı sitelerden bulabilirsiniz. Bizim en çok kullandığımız ve herkese de sizlere de önerdiğimiz site ise Thingiverse. Şimdi Thingiverse'e girdiğiniz zaman istediğiniz bir şeyde İngilizce olarak Türkçe de yazabiliyorsunuz. Bu arada Türkçe yazılmış bir sürü ürün modellemesi de var. O basacağınız şeyin 3 boyutlu modeline ulaşıyorsunuz. Bunu bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor önce. Daha sonra o zip dosyası olarak biniyor genelde. O zipin içindeki STL uzantılı, STL uzantılı dokümanı doğrudan doğruya Creality Slicer'ın içine atıyorsunuz arkadaşlar. Attıktan sonra da şimdi birazdan size göstereceğim bir arayüz bizleri karşılıyor. Tabii şunu söylememde fayda var. Bu yazılım çok geniş kapsamlı ve çok detaylı ayarlı olan bir yazılım. Ben burada daha çok temel anlamda neler yapabildiğimizi anlatacağım. Elbette çok daha detaylı tarafları da vardır ama hem video çok uzar hem de herkesin ihtiyacı olacak şeyler olmadığı için onları şimdilik anlatmıyorum ben. Belki ileride yapacağımız ikinci bir videoda biraz daha böyle detaylarını anlatırız ama burada en azından işinizi görebilecek ya da sizleri baskı almanıza yardımcı olacak kadar bilgiyi vermek için bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar yazılımı açtığımız zaman ve bir dokümanı içine attığımız zaman biz burada bir kablo tutucu attık. Cable holder diye geçiyor. Bu şekilde bir görüntü karşınıza çıkıyor. Şimdi farenin sağ tuşuna tıkladığımız zaman basılı tutarak yukarı aşağı hareket ettiğimiz zaman görüntü de aslında böyle oynuyor. Scroll tuşuna da hani şu zoom girme tuşuna da ileri geri yaptığımızda da dokümana bir zoom girmiş oluyoruz. Dokümanı böyle 3 boyutlu görebiliyoruz. 3 boyutlu yani sağını solunu üstten alttan vesaireden görebiliyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Öncelikle bakın burada Creality'nin hangi modeli olduğunu burada işaretlemeniz gerekiyor. Yani farklı farklı yazıcılarınız varsa buraya yazıcı ekle diyerek eklemeniz gerekiyor. Çünkü tablo boyutu ve diğer özellikler otomatik olarak alınmıyor. Bizim burada seçmemiz gerekiyor. Bunu yazıcı ekle diyerek de yapabilirsiniz. Burada bir sürü Creality'nin yazıcıları var. O şekilde yapmanız gerekiyor. Biz yapmıştık. Burada Creality CR6SE var. Creality Ender 3V2 var. Benim evde kullandığım yazıcı. Bir de Creality Sermon D1 var. Daha önce biz bunu test etmiştik. Burada hangi yazıcıdan çıkış almak istiyorsunuz? Önce onu işaretlemeniz gerekiyor. Burası tamam. Burası anlaşıldı zaten. Burası kolay. Şimdi gelelim asıl böyle çok detaylı bölümün olduğu yer. Şuraya tıkladığımız zaman standart quality yazan bir yerimiz var. Burada karşımıza böyle deniz derya ayarlar çıkıyor. Şimdi bunlar tabii en basit ayarda görülüyoruz şu anda. Ama burada mesela ne var? Standart quality, super quality, dynamic quality ve low quality olmak üzere farklı farklı baskı ayarları var. Genelde benim önereceğim standart quality yani standart kalitede baskı almanız yönündedir. Bunu seçtiğimiz zaman şimdi burada şeylerimiz var. Tamam bunu bir kalite diyor. 0.2 mm katman yüksekliği. Şimdi bunlarla oynayabilirsiniz ama bunlarla oynadığınız zaman hem baskı süresi hem de sizin harcayacağınız PLA yani malzemenin miktarı değişiyor. O yüzden bunlarla oynarken çok dikkatli olmanızı öneririm. O yüzden standart quality geldiğinde çok fazla dokunmayın. Ama bir önemli bir konu var. Şurada bakın bir %20 görüyoruz. O da şu dolgu yoğunluğu %20. Şimdi baskı alacağınız şeyin ayarlar sayfasında genelde bir böyle şey bulunuyor. Hani
özellikle Thingiverse'den indirdiğiniz zaman onun kendi sayfasında bir böyle ayarlardaki yüzde kaç dolgu olması gerektiği genelde yazar. Yazmayanlar da vardır ama genelde yazar. Orada %15, %20, %30, %40 hatta bazı modellemelerde %100'e kadar dolgu oranı var. Genelde burada kullanılan oran, istisnalar olabilir onu söylüyorum, %15 ile %20 arasıdır. %25, %30'a çıktığı da olur. İstisnalar olduğu zaman o sayfaya bakın ya da ürünün hani yapısına göre de siz kendiniz de karar verebilirsiniz ama genelde %20 yeterli olur. Dolgu dediğimiz şey şu, bunun içindeki kullanacağınız malzemenin ne kadar olacağını belirliyorsunuz. Yani bunun içinde %20 malzeme var, kalanı boşluk. Onu söyleyeyim. Bu hepsi için geçerli. Şu için de geçerli mesela. Diğerleri için de geçerli. Daha sonra bilmemiz gereken şey şu. Biraz ilerleyelim. Destek diye bir şey var. Support diye geçiyor bu İngilizce'de. Şimdi bazı 3D modellerde support koymanız gerekiyor. Neden? Çünkü 3D yazıcının mantığında şudur. Aşağıdan yukarıya doğru baskı alır. Support dediğimiz yani destek dediğimiz bölüm ise bu yukarıdan aşağı doğru alırken mesela şuraya geldiği zaman buraya yazabilmesi için burada mutlaka bir destek koymanız gerekir. Çok ince bir tabaka buraya basar yazıcının kafasını tutması için. Yoksa burayı basamazsınız. Burayı havada basamaz yani. Çünkü şöyle geldiğini düşünün. Buraya geldi, 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 geldi. Buraya nasıl basacak? Havadan basmak bunu yapamaz. O yüzden buraya destek atmamız gerekiyor. Desteği işaretlediğiniz zaman otomatik olarak destek atılıyor. Destekleri de baskı bittikten sonra işte bir yan keskiyle ya da bir sivri uçlu bir şeyle kırıp alıyorsunuz. Şu elimde görmüş olduğunuz görüntü kalmış oluyor. Destekleri sonradan çıkartmanız gerekiyor. Destek alıp almayacağınıza da siz o görüntüye bakarak karar verebilirsiniz. Mesela ben bu modelde bakıyorum. Biraz zoom gireyim mesela. Bakın şimdi burada görüyorsunuz. Bu şöyle biraz daha kenara alayım ben bunu. Şöyle yaptık. Evet. Bu üründe mesela desteğe gerek yok. Çünkü bunun baskı alabilmemiz için bizim bir desteklik bir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. O yüzden burada biz baskıda destek kullanmıyoruz. Yani support yok bunda. Ama bazı modellerde siz de bakıp zaman içinde anlayacaksınız bunu. Destek ister mi istemez mi? Birinci yöntem şu. Thingiverse sayfasına bakın. Orada bir kısmında yazıyor. Yani destek gerekiyor. Support yes ya da no şeklinde. İkinci yöntemde siz de kendiniz bakıp ha yazıcı burada kendisi bunu basabilirdi. Siz de yavaş yavaş anlayacaksınız. Onu da söylemiş olayım. Bunun dışında hani burada ayarlarda bir sürü ayar var. Çok detaylı, çok ince böyle mesela eğer experiente dediğimiz ayara getirirseniz burada bu ayarlarda böyle bakın şimdi mesela bakın bir sürü şey geldi buraya. Ve bunların her birini değiştirmeniz size bir sürü şeyin de değişmesi anlamına geliyor. O yüzden ben hani videonun başında söyledim temel olarak anlatacağım diye. O yüzden bir basic ayarlardan ben size bahsediyorum. En çok kullanacağınız destektir. Destek var mı yok mudur? Onun dışında baktığımızda işte dolgu yoğunluğudur. Tabii ki siz bu işleri öğrendikten sonra artık siz hani dolgu yoğunluğunu daha fazla tutabilirsiniz, destek koyabilirsiniz veya koymazsınız. Destek koyduğunuz zaman otomatik koyuyorsunuz. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok bu arada. Daha sonra diyelim ki bu ayarları yaptık biz. Gördük. Peki mesela bu üründen 3 tane basmak istiyorsunuz. O zaman nasıl yapacaksınız? Mesela bunun üzerine tıkladığımız zaman fareyi ben şu an sol tuşuna tıkladım ve bırakmadan istediğim gibi böyle hareket ettirebiliyorum. Üzerine sağ tıklıyorum. Diyor ki seçili modeli çoğalt diye bir menü geliyor. Bakın seçili modeli çoğalt dediğimiz zaman burada kaç tane basmamız istediğini mesela 3 tane diyelim. 3 tane daha ekliyor. Yani 4 tane bakın 1, 2, 3 tane ekledi şu anda ve 4 tane biz bu modelden basacağız. Yani bir modelden aynı şeyden birden fazla basmak istiyorsanız bu şekilde bir yöntemle yapabilirsiniz. Şimdi dilimleme seansını yani slice etme bölümüne geçmeden önce küçük bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi burada bir görüyorsunuz 3 tane eksen var. Şurada sol tarafa geldiğimiz zaman döndürme menüsü çıkıyor. Burada baskı alacağımız modeli farklı şekillerde X, Y ve Z ekseninde döndürebiliyoruz. Bu niye ihtiyaç var? Şundan dolayı arkadaşlar bazen İndirdiğiniz dokümanlar yani bulduğumuz doküman yamuk olabiliyor yani baskıya göre. Ters gelebiliyor, düz gelebiliyor. Siz X, Y ve Z ekseninde döndürerek tabloya paralel hale getiriyorsunuz. Bu da hem bazı durumlarda destek ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bazı durumlarda da zaten basamazsınız öyle döndürmeniz gerekiyor. Bu işlemi de bu yan menüde bulunan döndürme bölümünden gerçekleştirebiliyorsunuz. Diyelim ki her şeyi yaptınız. Tamam oldu bu güzel. Şu an güzel görünüyor. Yukarıdan baktık, aşağıdan baktık. Dilimle komutunu veriyoruz. Şimdi burası önemli. Bunu yapmadan dokümanı export yani dışarıya aktaramıyorsunuz arkadaşlar. Onun için de bunu yaptığınız zaman size diyor ki
Bu seçtiğiniz dokümanlarla beraber biz baskıyı alırsak bu yazıcıda bu özelliklerle 4 saat 10 dakika süreye ihtiyacım var diyor. Şimdi buradaki gösterdiği değer bu arkadaşlar. 4 saat 10 dakika ve 31 gram PLA yani malzeme, çünkü onu da belirliyoruz bu arada. PLA kullanacağını söylüyor ve 10.46 metre olacağını da söylüyor. Yani 10.46 metrelik bir ürün, malzeme kullanmamız gerekiyor. Filament kullanmamız gerekiyor. Buradaki değer sizin seçtiğiniz dolguya göre, yazıcıya göre, efendime söyleyeyim seçtiğiniz materyale göre değişebilir. O bakımdan mesela 4 saat 10 dakika diyor bu 4 tane parçayı basması. 2 tane basarsanız süre biraz daha azalacaktır. Daha fazla basarsanız süre artacaktır. Burada seçtiğiniz ayarlara göre bu durum değişiyor. Sonra ne yapmamız gerekiyor? İsterseniz bir ön izleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Ön izleme düğmesine basınca da cihazda yazıcı nasıl görüneceğini buradan, bakın şimdi size, bakın şu sağda bir barımız var. Onu yukarı aşağı oynatarak baskının nasıl alınacağını görebiliyoruz burada. Şöyle biraz daha yandan göstereyim sizlere. Bakın sıfır. Burada üst kısmında yazıcının nasıl çalışacağını, kafanın nasıl yapacağını gösteren bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Bunları yaptık, gördük, ön izlemeye geldik ve dedik ki dosyayı kaydet. Şimdi dosyayı kaydettiğimiz zaman bize bir G-Code uzantılı bir doküman haline getiriyor. Bunu da yazıcımızla beraber verilen ya da kendi bir olabilir kartımızla bellek kartına kaydedip yazıcıya taktığımız zaman baskı işlemini başlatabiliyoruz. İşte bu kadar. Yani temel olarak yapacağınız işlem bu şekilde. Hani normal yazıcılarda olduğu gibi böyle Ctrl P yapayım, ben yazıcıya baskıyı göndereyim falan gibi bir şey yok arkadaşlar 3D yazıcılarda. 3 boyutlu yazıcılarda birazcık bu şekilde uğraşmak gerekiyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Creality Slicer isimli yazılımı anlatmaya çalıştık. Aslında bu yazılım Jura tabanlı bir yazılım ve Jura'da özellikle 3D yazıcı sahipleri tarafından sıklıkla kullanılan bir yazılım. Özellik olarak baktığımızda aslında Jura'ya çok fazla benziyor ama daha çok bu yazılımı Creality marka bir yazıcıya sahip olanlar tercih ediyor ister istemez ve arayüzünde de baktığımızda bu temel özelliklerini sizlere anlatmış olduk. Yazılımla ilgili merak ettiğiniz şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor gibi sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın. Biz de elimizden geldiği kadar bunları yanıtlamaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda sizlerden de bir ricam var. www.teknolojioku.com adresinde sizleri bekliyoruz. Orada da çok güzel haberlerimiz, çok güzel içeriklerimiz sizleri bekliyor arkadaşlar. Bunun da altını özellikle çizeyim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.